Bu yıl pek çok bakanlık çeşitli branşlarda binlerce kişiye istihdam olanağı sağlayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda alımlar peş peşe sürdürülüyor. İşte istihdam sağlayacak o bakanlıklar. Bakanlıklar personel alım ilanı yayınladı. Gözler detaylara çevrildi. Çeşitli bakanlıklar bünyesinde binlerce kişiyi istihdam etmeye hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı en son alım ilanını duyuran bakanlıklar oldu. Tarım Bakanlığı'nın personel alım süreci tamamlandı. Başvuru sonuçları açıklandı. Bu kapsamda tercihte bulunan 255.688 aday arasından 5.500 kişiye istihdam sağlanmış oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 8 bin sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Mart olarak belirlendi. Bakanlık, deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak adına asrın felaketinden etkilenen illerde yaşayan adaylara öncelik sağlayacak. Başvuru şartları ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını tamamlamamış olmak en az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak, askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak, başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilecek. Son olarak personel alım müjdesini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde dev istihdam sağlanacağını belirtti. Buna göre 15 bini hemşire, 8 bini hizmet destek personeli ve 12 bini de diğer branşlardan olmak üzere toplamda 35 bin kişiye iş olanağı sağlanacak. Sağlık Bakanlığı'nın 35 bin personel alımına başvuru kılavuzunun yayınlanmasından kısa süre sonra başlaması bekleniyor.